Merhabalar efendim. Merhaba efendim. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle çok yoğun bir çalışma temposu içerisinden bize zaman ayırdınız. Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi de bizlerle paylaşıyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi Civar Apart Otel, biraz evvel değerli izleyicilerimizle de paylaştığım gibi yaklaşık 2 yıl bu sektörde hizmet veren ve ciddi anlamda başarılı çalışmalarınız ve müşteri memnuniyetlerinizle de şu an bölgede bu sektörün en iyilerinden birisiniz. Ben burada verdiğiniz hizmetler, sektör olan katkılarınız ve tercih edilme sebepleriniz gibi tüm değerli bilgilerinizi sevgili izleyicilerimizle paylaşacağım. Ancak öncelikle değerli izleyicilerimize sizi biraz daha yakından tanıtabilmek adına sormak istiyorum. Sayın Musa Korkutan kimdir? Bu sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Musa Korkutan 1996'dan itibaren turizmle çeşitli departmanlarında çalışarak bir fil olarak en son 5 yıldızlı tesislerde genel müdür yardımcılığı olarak bırakmış bulunmaktayız. 2016 uçak krizinden sonra. Uçak krizinin yaşanmasından sonra yaşanan turizm sektöründeki daralma bizi kendi işletmelerimizi kurmamıza yönlendirmiştir. Fakat bu yönlendirmeyle fark edildi ki bizler daha başarılı olabiliriz. Daha çok çeşitli patronların yanında çalışırken onlardaki turizm bakış açısı bizler çalışan yöneticilerle aynı değildi. Bizler de çarşı merkezinde, çünkü çarşı merkezlerinde gelecek olan turistlerin daha çok kültür alışverişinde bulunabilmeleri için il ve ilçelerde daha çok iç pazarı da canlandırarak ve krizlerden etkilenmeyecek boyutlarda bir yer seçiminde bulunduk. Burayı yaklaşık 1,5-2 sene oldu açılalı. Fakat gördük ki bizi tercih edenler daha çok repeat misafir diyebileceğimiz tekrar misafir her geçen gün onlarla artıyor. Yaz-kış doluluk oranımız %100 geçmekte. Ve biz ilk önceleri 4 odayla başladık. 1,5 sene içerisinde 40 odalı 2 tesise ulaşmış bulunmaktayız. Bu da bizim ilerleyen hedeflerimize de hiç beklenmedik hızla yaklaşıyoruz. Harikasınız. Şimdi gelen konuklarımıza baktığımızda Türkiye'nin sadece 81 ilinden gelen misafirlerimiz değil, evet, dünyanın da birçok ülkesinden gelen konuklarımızı bugüne kadar ağırladık ve ağırlamaya da devam ediyoruz. Doğru. Şu an 40 odadan söz ediyoruz. 40 odanın toplam misafir sayısı yaklaşık 100 kişiye de burada konaklama hizmeti veriyoruz. 150 kişiye alıp. 150 kişiye en azından konaklama, evet, hizmeti sunabiliyoruz. Doğrudur. Şimdi burada verilen hizmetlere yine geçmeden önce değerli izleyicilerimize ben konumla ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Odalarınızın özellikle oluşum şekli. Mesela içinde bulunduğumuz dairemiz apart. Doğru. 1+1'den oluşan, evet, apart. Bunun gibi dairelerimiz ve ayrıca tek odalarımız da mevcut. Doğrudur. Ve içinde bulunan eşyalara baktığımızda son derece temiz, hijyenik bir ortamda hazırlanmış, insanların keyifle gelip huzur içinde kalabilecekleri bir konaklama hizmeti sunuyorsunuz. Az önce kendiniz de dediniz, şehrin merkezinde yerleri tercih ediyoruz özellikle. Çünkü uzun yılların tecrübesinin içerisinde gördünüz ki sadece bir noktaya bağlanarak, yurt dışına bağlanarak bir ticaret yürütülmeyecek. Çünkü zaman zaman üzerimize oynanan oyunlar sonrası maalesef yaşanan rahatsızlıklar ekonomiye vurduğu darbenin en büyüğünü de turizm sektörüne vurmakta. Evet. Doğal olarak biz onun açığını giderebilmek için yerli ve yabancı misafirlerimize hizmet vermek, herkesin çok daha kolay ulaşabileceği merkezi yerleri tercih etmek adına projeler yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugün sektörün en iyisisiniz ama bu sektörde sizin gibi çalışan birçok işletme de var biliyorsunuz. Özellikle sizin tercih edilme sebebiniz size göre nedir? Sizi diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir efendim? Şüphesiz bizi diğer sektörlerden ayıran farkımız şudur. Biz kendi misafirlerimizin talep ne istediği değil, neye ihtiyacı olduğu noktasında yaklaşıyoruz olaya. Dolayısıyla yeri geldiğinde parasal anlamda ihtiyacı olabilir, yeri geldiğinde fiyat. Ama biz pazarlık yapmıyoruz. Biz kişinin ihtiyacını görüp ona göre yönlendiriyoruz. Bu bizim en büyük önemli özelliğimizdir. Bunun yanı sıra misafire samimi davranıyoruz. Yapay bir konuşma dilini tercih etmiyoruz. Ve kendisinin içinde bulunduğu o samimiyeti biz kendi evindeymiş gibi bir rahatlık veriyoruz. Ve tüm misafirlerimiz bunu her pside giderek bize şunu söylemişlerdir. Evet, belki hizmetlerimizde eksiklik olabilir ama sizin içinde bulunmanız her şeyi yok ediyor. Dolayısıyla biz kendi misafirlerimizle ilgileniyoruz. İlgi noktası bir çalışan düzeyinde değil,
bizler onlarla tanışma seviyesinde gerçekleşiyor. Aile ilişkisi gibi, siz onlarla bir aile dostu gibi davranıyor, onlara kendi evlerinde hissettiriyorsunuz. Bu çok onlarla çok önemli. Onlarla beraber aşağıda top oynuyoruz. Kesinlikle. Bu güven de çok çok önemli. İnsanların buraya geldiklerinde güvenilir bir ortamda tamamen huzur içerisinde kalıp memnun bir şekilde ayrılacaklarından çok emin gelmeleri sizi diğerlerinden ayıran özellikler diyebiliriz. Bizim en başta telefon konuşmalarımızda bile kişiler buraya gelip şunu beyan etmişlerdir. Biz pek çok kimseleri aradık ama sizlere olan telefon konuşmamız bizi buraya yönlendirdi. Etkileniyorlar bu konuşmadan diyorsunuz. Tamamen samimi ve doğal olmanı sizi tercih etme sebebimiz oldu. Doğru bilgilendirme diyebiliriz. Kesinlikle. Kesinlikle. Şimdi burada konaklama hizmeti veriyoruz ve konaklama hizmetimizin yanı sıra verilen hizmetler varsa onları da sizden biraz alabiliriz. Verilen hizmetlerden şöyle bir şey, vatandaşın ne tür bir hizmet beklediğiyle alakalı. Çünkü biz şehir merkezinde bulunduğumuz için vatandaşlar kimisi iş icabı, kimisi bölgeyi gezme, bu gibi faaliyetlerde kim talep ederse taleplerini de yönlendiriyoruz hem karşılıyoruz. Çeşitli aktivitelerden yararlanmak isteyen insanları o aktiviteler konusunda yönlendirirken, İş adamlarımızın belli iş üzerinde yoğunlaşan alanlarla ilgili tecrübelerinizi onlarla paylaşıyorsunuz. Çünkü bölgeye hakimsiniz. Uzun yıllık tecrübesiyle hem turizm hem de içinde bulunduğumuz Antalya, Muratpaşa'ya çok hakim bir işletmecilik yapıyorsunuz. Bu da onlarla olan diyaloglarınızda özellikle tercih edilme sebeplerinizin bir bölümü diyebiliriz. Şimdi Türkiye'nin birçok noktasından ve dünyanın yine birçok ülkesinden gelen konuk ağırladık dediniz. Bizi izleyen izleyicilerimizin içerisinden yine böyle bir talep gelirse size nerelerden ve nasıl ulaşacak sevgili izleyicilerimiz? Birincisi, pek çok internet ortak platformunda bu faaliyetlerimiz devam ediyor. Örneğin booking.com, Expedia veya hotels.com gibi arama motorlarında. Evet. Ancak bizim yerel halkımızın tercih ettiği bir yerel kanallardan bir tanesi de sahibinden.com'da. Çünkü bizim vatandaşlarımız otele bakış açısı biraz daha çok pahalıdır gibi bir yaklaşım içerisindedirler. Bizler de o tüketiciye ulaşabilmek için ve her yaştan her seviyeden kimseye ulaşmak adına iç pazardaki kanalları da kullanıyoruz. Doğal olarak arama motorlarının tamamından önce otel adıyla, evet, hatta ucuz otel diye yazıp belki bize ulaşabilen değerli izleyicilerimize de buradan hizmet verebiliyoruz. Aslında çok ucuz olmayan bir kaliteyi çok ucuza sunmamız bizim, evet, bir özelliğimiz. Onlara da ulaşmak adına da yerli birçok kanalda kullanıyoruz. Ama özellikle bizlere ulaşabilecekleri bir sitemiz var, web sitemiz var. Doğru. www.gbarapartotel.com'dan bize ulaşabilirler. Ayrıca telefon numaralarımız var. Değerli izleyicilerimize verebileceğimiz telefon numarası. Tabii. 0543 582 38 39. Bu bizim işletme sahibinin kullandığı telefondur. Çünkü tüm tüketicilere bizzat kendisi ilgilenmek istiyor. Harikasınız. Şimdi özellikle değerli konuklarımızın, misafirlerimizin sosyal medya sayfalarından sizlere ulaşmaları halinde burada verdiğiniz hizmetlerle ilgili bütün detay bilgi ve görsellere ulaşabilirler. Ayrıca telefon numaralarından 7/24 hizmet almak adına olduğu gibi danışabilmek adına da sizlere ulaşmaları mümkün. Evet. Şimdi biraz evvel söyledim, bu sektörün yıldız firmalarından birisiniz. Çok kısa zamanda herkesin bildiği ve tanıdığı, hatta kaliteyi yükselten bir işletmesiniz. Çıtayı yükselttiniz bugüne kadar. Biraz nereye yönelik plan projeye de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projeleriniz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz bu sektörle alakalı? Aslında en büyük hayalim gezer otel yapmak. Gezer otel yapmaktan kastımız, biraz açılımını yapayım size. Lütfen. Bir tren kiralayıp ve bunu içerisinde bir otele dönüştürmek ve Türkiye'nin her yerini gezebilecek ve köylü ile de oturup kahvaltısını yapabilecek, şehirde de yapabilecek ve adına da gezer otel dediğimiz bir hafta 10 gün gibi bir yöntemle ve bütün eğlencesini de içinde barındıran Türkiye'nin ve dünyada ilk olmak özelliğini taşımak istiyorum. Şimdi bu sektörün en iyisisiniz diyoruz. Abartarak söylemedik bunu. Gerçekten bu sektörün en iyi firmalarından birisiniz. Ve sizi en iyi yapan özellikleri siz bir cümleyle değerli izleyicilerimize paylaştınız. Bana göre bunların içerisinde yine olmazsa olmazlardan bir tanesi müşteri memnuniyeti. Şu an bizi izleyen değerli izleyicilerimizin içerisinde yaklaşık 2 yıldır sizleri bu sektörden tanıyan, evet, sizden hizmet alan ve almaya devam eden birçok değerli misafirleriniz de var. Evet. Ki onlar sizden aldığı hizmet ve ürün karşılığında duydukları memnuniyeti dostlarıyla paylaşarak bugüne kadar müşteri portföyünüzü oluşturdular, oluşturmaya da devam ediyorlar. Onlara buradan bir teşekkür mesajı göndermek ister misiniz efendim? Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bizler onlarla tanıştığımız için onların tüm beklentilerini daha kısa sürede ve onların arzu ettiği yönde hareket ediyoruz.
kendileri bir daha burada görmekten çok daha memnun olacağımızı, ama daha öncelerinde belirttiğimiz gibi bizim amacımız onları memnun etmek. Bizim memnuniyetimiz onlardan önce değil, onlardan sonra. Kesinlikle. Öncelikle bizi yönlendirici davranıp bugüne kadar taşıyan, bu sektörde verdiğimiz hizmetlerin ana sahibi olan bütün değerli misafirlerimize, ki onlar artık bizim büyük ailemiz diyorum, tekrar tekrar buradan teşekkür ediyoruz. Tekrar onları burada görmek ve onlara hizmet vermekten de ayrı keyif duyacağımızı bir kez daha söylemiş olalım.